Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere ip kesmeden motif birleştirmeyi göstereceğim. Bu motifi sayfamda ada masalı motifi yapılışı ve kolay motif yapılışı olarak da bulabilirsiniz. Açıklama kısmında da linkine bırakacağım. Motifleri yapmayı bilmeyen arkadaşlarımız oradan seyredip motifleri yapabilirler. Daha sonrasında da birleştirmesini yapabilirler. Ben şimdi bir kol birleştirmesi yapacağım. 3, 6, 9 tane motiften oluşan kolları, çünkü 9 motifle birleştiriyoruz. Varsayalım ki siz beden birleştiriyorsunuz. Bu 1, 2, 3, 4, 5 tane birden olduğunu düşünün. Arkayı birleştiriyorsunuz. Tekniği öğrendikten sonra her şey zaten aynı şekilde devam edecek. Şöyle motiflerimi ben bir ayara sokayım. Şu şekilde. Hepsi birbirine denk gelmesin. İp koparmadan motif birleştirmesini birlikte yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi bu 5, 10, 15, 20, 25 hırkalarda arka 25 tane motif aynı teknikle birleştiriliyor. Önler 5 artı 5, 10 sağ, 5 artı 5, 10 sol. Omuzlara motif ekliyoruz arkadaşlar. 2 tane sola, 2 tane sağa. 9, 9, 18'de kollara motif gidiyor. Yani toplamda işte hesap edin 64, 66 tane falan motif gidiyor. 42 beden ve patını da fazla geçtiğimizde 44 bedene tekabül ediyor. Bunlar da ufak bir bilgi olarak kalsın. Dediğim gibi 9 tane motifim var. Bunları bu şekilde birleştirmesini yapacağız birlikte. Hazırsanız ve aşağıdaki abone ol butonuna da bastıysanız eğer, başlayalım. İpimi aldım. Şöyle döndüreyim arkadaşlar. İpimi aldım. İlk motifimden başlıyorum. Sanki motifimi tekrar örüyormuşum gibi köşemden başlıyorum. Bu arada 599 Alize Cotton Gold koton iple, pamuklu iple birleştirmesini yapacağım. Bir ip çıkardım. Bir kere kilitledim. İpimi de bu şekilde arkaya doğru atıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma doladım. Ben bu ipi de bu şekilde elimde tutuyorum. Bakın burada kalan ipi. Bu şekilde alıyorum ve batıyorum. Bu şekilde yok ediyorum. Yani benim yok etme şeklim bu. 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. Sanki motifimi tekrardan örüyormuşum gibi gördüğüm bütün boşluklara 3'er tane ikili trabzan yapacağım. Peki bunu nereye kadar yapacağım? Şimdi ip koparmadan birleştirme yapacağım için bu köşe, bu köşe ve bu köşe, yani 3 köşesini öreceğim. Bu köşeyi, bu sırayı boş bırakacağım. Çünkü buradan başlayacağım. Diğer motifimi alacağım. Aşağı doğru ilerleyeceğim. Ben zincir çekmiyorum. Çünkü benim elimde kasma yapmıyor. Dilerseniz siz birer zincir çekersiniz. Köşeye kadar da geleyim. Motif yapılışını da göreceksiniz zaten. Sadece gördüğüm bütün boşlukların içerisine 3'er tane ikili trabzan yapıyorum. İnanın o kadar da zor değil. Harika bir şekilde ilerliyor. İp koparmadan birleştirmek çok daha güzel bir şey. Köşeye geldim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sanki motifimi tekrardan örüyormuşum gibi. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Aynı boşluğun içerisine batıyorum ve 3 tane daha ikili trabzan yapıp köşeme oluşturuyorum. Dediğim gibi hiçbir işlem yapmıyoruz başka. Tekrar sanki motifimizi örüyormuşuz gibi geleceğiz. Bu köşeyi de geçeceğiz. Buraya kadar geleceğiz. Ondan sonra motiflerimizi birleştirmeye başlayacağız. Sıra sonuna kadar bu mantıktan gelelim arkadaşlar. Yani gördüğüm her boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Hiç zincir çekmiyorum. Benim elim çünkü orta gevşeklikte bir el. Hiçbir şekilde de kasma yapmıyor. Bu arada çok soru geliyor. Ben renk ayarlaması yapmıyorum arkadaşlar. Hırkalarım rengarenk istendiği için renkleri önüme alıyorum. Hiç o ona yakışır mı? Bu buna gider mi? Öyle olur mu? Böyle olur mu? Bunu annem çok yapıyor. Annem
Aynı evde olmadığımız zamanlarda sürekli beni arıyor. Hangi rengi kullansam, ona mı kullansam, halbuki hiç fark etmiyor. Ben o şekilde çalışmıyorum. Köşemin ilk kanadı olan 3 tane ikili trabzanını yaptım. Köşe dönüşüm 2 zincir, tığıma doladım aynı noktaya. 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum ve sıra sonuna kadar geleceğim. 3 köşemi örmüş olacağım. Sıra sonuna kadar geleyim, görüşelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldim. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım ve bekliyorum. Çünkü dönüş yapmayacağım. 3 etrafını şu anda motifimin örmüş bulunmaktayım. Diğer rengimi alıyorum. Şimdi motifimin yüzü bana bakıyor. Bu motifi de alıyorum köşesine. Bu şekilde. Onun da ön yüzü bana bakıyor. İlimdeki motifimin de ön yüzü bana bakıyor. Köşeleri birbirine böyle yanaştırıyorum. Geliyorum. Tığıma doladım. Bakın. Arka arkaya duruyor motiflerim. Sırt sırtı değil. İkisinin de ön yüzü bana bakıyor. Tığıma doladım. Hemen bu köşeye. Direkt. Bir. İki. Üç tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi motiflerim bana birbirine bakıyor. İkisi de bana bakıyor ya. Bu motifleri böyle tutuyorum. Hemen sırt sırta çeviriyorum arkadaşlar. Yani bu motif şu an örmediğim motif bana bakıyor. Diğer motif de arka tarafa bakıyor. Geliyorum. Üç tane ikili trabzan yapıp döndüm ya. Burada bir boşluğum var. Bakın, ipim de burada. Arkadan geliyorum. Bu boşluğa batıyorum. İpimi alıyorum ve çekiyorum. Bir de zincir çektim. Geliyorum. Buradaki motifimin karşılığı hemen sıradaki boşluğun içerisine bir, iki ve üç tane ikili trabzan ördüm. Bu motifimi de örerek devam ediyorum. Tutuyorum bu motifimi. Bakın. Hemen yandaki boşluk. Geliyorum bu boşluğa. Arkadan ipim önde, arkadan geliyorum. Boşluktan batıyorum. İpi alıyorum ve çıkartıyorum. Bir de zincir çekiyorum. Geliyorum karşıdaki yan boşluğa. Hemen 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Burayı normal bir şekilde örüyorum. Bütün boşluklarımıza 3 tane ikili trabzan yapmamız gerekiyor. Tutuyorum. Hemen yan boşluktayım. Bakın böyle tutuyorum. İp önde. Tığım arkadan geliyor. Arkadan doluyorum boşluğa. İpi tutuyorum ve çekiyorum. Bir de zincir çektim. İlmeğime doladım. Hemen gelen yan boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Motifimi örmeye devam ediyorum. Tutuyorum. Tabii bunun bu yüzü bana bakıyor. Bunun bu yüzü de öbür tarafa bakıyor. Tutuyorum. Arkadan geldim boşluktan. İpimi tuttum ve çektim. Bir de zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Hemen geldim burada. 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tutuyorum. Boşluktan battım arkadan. İpimi çektim. Bir de zincir çektim. Geldim. Buradaki son boşluğumu örüyorum. Geldim. Hemen tek bir boşluk kaldı bakın. O boşluktan arkadan battım. İpimi çektim. Bir de zincir çektim. Geliyorum köşeme. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşemin ilk kanadını bu şekilde oluşturmuş oluyorum. Şimdi artık karşısında sadece köşe boşluğu var. Buradan batıyorum bak. Batıyorum, ipi alıyorum. Bir sık iğne yapıyorum burada. Bir de zincir çekiyorum. Artık motifimi bu şekilde açabilirim. Köşemi örmeye devam ediyorum aynı boşluğun içerisine. 3 tane ikili trabzan yaparak artık motiflerimi birbirine birleştirmiş oluyorum. İnanın muhteşem bir şekilde ilerliyor. Bu arada eskiden çok mum ışığı kullanırdım arkadaşlar. Alize Cotton Gold'un mum ışığı 67 numarayı kullanırdım. Şimdi artık 599'un 9'unu, yani 9'unu daha çok seviyorum.
O yüzden ürünlerimde artık açık renk istendiğinde 599 numarasını kullanıyorum. Bu bir reklam falan değil. Kullandığım ipleri tavsiye ediyorum. Burada artık hiç zincir çekmeyeceğim. Gördüğüm bütün boşluklara 3 tane ikili trabzan öreceğim. Doladım. Yan boşluktayım. 2 3 doladım. 1 2 3 Bu motifinde buradan başlayacağım. Buraya kadar geleceğim. Bu köşesini kesinlikle örmeyeceğim. Nasıl bunun örmedik? Geleceğim böyle sıra sonuna kadar buraya. Bir köşeyi de birlikte yapalım. Ondan sonra sıra sonunda görüşelim. Zincir çekmiyorum. Tığıma doluyorum. Geldim. 1 2 ve elimden kaçtı. 3 tane ikili trabzan. 1 2 3 tane ikili trabzan. Giriyorum köşeme. Önce 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşe dönüşüm 2 zincir. Tığıma doluyorum ve aynı boşluğun içerisine batıp köşemin ikinci kanadına yapıyorum 3 tane ikili trabzanla. Köşemi artık yaptım. Şimdi gördüğüm her boşluğun içerisinde 3'er tane ikili trabzan yapacağım. Ve sıra sonuna kadar geleceğim. Sıra sonuna gelince görüşelim. Sıra sonuna kadar geldim. Şu köşeyi de birlikte yapalım istedim. Tığıma doluyorum. Artık köşeye gelmiş bulunmaktayım. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve daha sonra ilerlemiyorum. Çünkü burası boş kalacak demiştik. Şimdi tığıma doluyorum. Yeni motifimi alıyorum. İşim bana bakıyor. Ön yüzü bana bakıyor. Bu motifimin de ön yüzü bana bakıyor. Köşe kısmını geliyorum. Tam bu köşeye doğru ikisini birleştiriyorum. Bu şekilde tutuyorum. Tığıma dolamıştım. Hemen buradaki boşluğun içerisine, köşe boşluğun içerisine geliyorum. 1 2 ve 3 tane ikili trabzan yaptım. İkisi de bana bakıyor. Motiflerimi tutup sırt sırta getiriyorum arkadaşlar. Çünkü bu motifimi öreceğim, diğer taraftan birleştireceğim. Bu motif bana bakıyor, diğer motifim arka tarafa bakıyor. Ne yapıyorduk? Hemen geliyorduk ilk boşluktan. Arkadan tığımı takıyorum, ipimi aldım ve bir kere kilitledim. Tığıma doladım. Hemen buradaki de ilk boşluğa geliyorum. 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Geliyorum hemen yanındaki boşluğa, arkadan tığımı taktım, ipimi çektim. Bir de zincir çekip kilitliyorum. Geliyorum hemen yan boşluktayım. 1 2 ve 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Hemen karşıdayım. Arkadan tığımı takıyorum. İpimi çekiyorum. Bir kere de kilitliyorum bir zincirle. Geliyorum sıradan. 1 2 3 tane ikili trabzan. Geldim. Boşluktan tığımı taktım. Bir de zincir çekip kilitledim. Hemen geliyorum sıradan. 1 2 ve 3 tane ikili trabzan yaptım. Motifimi tutuyorum. Arkadan tığımı taktım. İpimi çektim. Bir kere kilitledim. Geldim. Motifimi örmeye devam ediyorum. Boşluğa 3 tane ikili trabzan yaptım. Arkadaki motifin son boşluğu. Boşluktan batıp ipimi çektim. Bir kere kilitledim. Geldim. Burada köşedeyim. Köşede ne yapıyorduk? 3 tane ikili trabzan. Karşıda da köşeye gelmiş oldum. Hemen buradaki köşeye bakın. Tığımı geçiriyorum. İlmek alıyorum. Çıkarttım. Sık iğneyle bağladım. Bir de zincir çektim. Artık bu şekilde ürünümü tutabiliyorum. Burada şimdi ikinci kanadımı yapacağım. 3 tane ikili trabzanla.
Bundan sonra yapmam gereken tek şey sıra sonuna kadar buradan dolanıp buraya kadar birleştirme ipimden devam edeceğim. Daha sonra üstünü kapatıp ikinci sıraya nasıl geçildiğini göstereceğim arkadaşlar size. Sıra sonuna kadar girelim. Köşelerde biliyorsunuz 3 tane ikili trabzan. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı köşeye 3 tane ikili trabzan yaparak yolumuza bu şekilde devam edeceğiz. Sıra sonunda görüşelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldim. Şimdi artık köşeye ulaştım. Köşeye geldim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Artık burada motif eklemeyeceğim için buradan başlayacağım. Burayı kapatacağım ki ikinci sırama geçebileyim. Bunun için de 3 tane ikili trabzanımı yaptım ya. Köşe dönüşümüz 2 zincirdi. Tığıma doluyorum. Aynı noktanın içerisine 3 tane daha ikili trabzan, normal motifimi örüyormuşum gibi. Hiç zincir yoktu. Tığıma doluyorum. Gördüğüm her boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yaparak şuraya kadar gelelim. Yani hiçbir şey yapmıyorum. Tığıma doladım. Boşluk, yan boşluktayım. Geldim. 1 2 3 Boşlukları doldurarak buraya kadar gelelim. Burada görüşelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldim. Tığıma doluyorum. Hala bu köşeyi yapmadım. Giriyorum köşeye. İlk kanadımı yapıyorum. Zaten ikinci kanadımız burada var. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 1 2 zincir çekiyorum. Bakın burada bir boşluk oluştu. Bu köşeye, köşeyi yapmıştık. İkinci kanadını şimdi yaptık. 2 zincir çektim. Bakın burada iki motifin birleştiği yerde bir boşluk var. Buna batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Ve kaydırıyorum. Kaydırmayla bağlıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. İlk kanadı burada, ikinci kanadını geliyorum buradan. 3 tane ikili trabzan yaparak yoluma devam ediyorum. Bakın arkadaşlar. Bu kısmı harika bir şekilde birleştirmiş olduk. Şimdi zincir çekmeden gördüğüm tüm boşlukların içerisine 3'er tane ikili trabzan yapacağım. Buraya kadar gelelim. Tekrar burada görelim nasıl yaptığımızı. Sıra sonunda görüşelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldim. Tığıma doladım. Bakın buradayım artık. Geliyorum köşeye, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3 2 zincir çekiyorum. Bakın burada hemen bir boşluk var. İkisinin bağlantı noktası burada, boşluk. Buradaki boşluk. O boşluğun içine batıyorum. Bir ilmek alıyorum ve kaydırmayla bağlıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum ve buradan başlıyorum köşeme. 3 tane ikili trabzan yapıp motifimi tamamlayacağım. Ve sıra sonuna kadar bütün boşluklarımın içerisine 3'er tane ikili trabzan yaparak yoluma devam edeceğim. Sıra sonuna kadar geleyim. Sıra sonunda görüşelim arkadaşlar. Köşeye kadar geldim. Tığıma doluyorum. Buradan başlamıştım. Batıyorum köşeye. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İlk yükseldiğim zincirin tepesine batıyorum ve burada çok da gevşek olmayan bir ikili trabzan yapıp artık bu sıramı bu şekilde kapatmış oluyorum. İp koparmadan devam edeceğim için tığımı doluyorum. Alıyorum buradan motifimi. Yine aynı şekilde. Bakın. Yine aynı şekilde. Köşeyi köşeye denk getirdim. Geldim buraya, 3 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaki motifimi. Tekrar bu şekilde sırt sırta getiriyorum. Bu yüz o tarafa bakıyor.
Bu yüz bana bakıyor. Hiç fark etmiyor. Geliyorum şimdi. İlk boşluktan bu şekilde kaydırdım ve bir zincir çektim. Geliyorum burada motifimin ikinci kanadına örüyorum. Yan boşluktayım arkada. Tığımı arkadan takıyorum. İpi çekiyorum. Bir kere kilitliyorum. Geliyorum buradan sıradaki boşluğun içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arkadan tığımı taktım boşluktan. İpimi çektim. Bir kere kilitledim. Geldim hemen motifimi pardon. Örüyorum. 3 tane ikili trabzan boşluğun içerisinde. Karşılıklı boşluktan taktım. İpimi çektim. Bir de zincir çekiyorum. Geldim hemen boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan. Sıra sonuna kadar bütün boşluklarımızın içerisine üçer tane ikili trabzan yaparak devam edelim. Sıra sonuna geldiğimizde orada görüşelim. Burayı tekrardan göstermek isterim. Köşe noktasındayım. Tığıma doladım. Yeni motifimi aldım. Yeni motifimde yüzü bana bakıyor. Köşeden ipimi tığıma doladım. Geliyorum köşesine. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yeni motifimin içine. İkisinin de yüzü bana bakıyor. Sırt sırta çeviriyorum. Şimdi az önce ben ikinci kanadını da yaptım ama ikinci kanadını yapmayalım arkadaşlar. Hemen burada yan taraftaki gelen boşluğun içine batıyorum. İpimi alıyorum. Bir kere kilitliyorum. Buradan geliyorum köşeye değil, yandaki boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra üstünü kapatırken oranın ikinci kanadını yaparız. 3 tane ikili trabzan yaptım. Arka boşluktan giriyorum. İpimi çektim. Bir kere kilitledim. Geliyorum öne. Hemen yan yuvaya 3 tane ikili trabzan. Arkadan geliyorum. Boşluktan ipimi çektim. Bir kere kilitledim. Hemen yandaki boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıp motifimi örmeye devam ediyorum. Bu şekilde buradaki bağlantı noktasına kadar gelelim. Bağlantı noktasına görüşelim. Evet arkadaşlar, bağlantı noktasına doğru yol aldım, geliyorum. Buradan kilitledim, geliyorum. Köşemin, yani bendeki tarafa bakalım, yeni motifimin. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yaptım. Şimdi buradan bir bağlantı yapacağım ki daha sonra yukarıya doğru çıkacağım ve motifimi tamamlayacağım. Geliyorum, bakın. Tutuyorum. Buradaki bağlantı noktasını görüyorsunuzdur. Buradaki boşluğun içine batıyorum. İpimi aldım. Bir kere kilitledim. Geliyorum artık buradan. Köşemin ikinci kanadına 3 adet ikili trabzan yaparak oluşturuyorum. Daha sonra şöyle göstereyim size, bakın. Yukarıya doğru çıkıyoruz aslında. Buraya kadar öreceğim. Daha sonra diğer motifimi alacağım. Bu sıraya kadar, sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda görüşelim. Biraz yakınlaştıralım. Bakın. Yukarıya doğru çıktım. İşimi alıyorum. Tabi bu arada söküyorum da. Oluyor böyle şeyler. Geldim. Devam ediyorum yukarıya doğru. Boşluğun içine 3 tane ikili trabzan. Köşeye geldim. Köşeye de 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Üç tane ikili trabzan yaptım köşeme. Bu şekilde. Şimdi yeni motifimi alacağım. Nasıl yapıyorduk? Biraz küçültelim. Nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Köşedeyim. Tığıma doladım. Yeni motifimi elime alıyorum. Onun da köşesi bana bakıyor. Bunun da yüzü bana bakıyor. Tığıma doladım. Arka arkaya şu şekilde tutuyorum.
Geliyorum arkadaki motifin içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Motifleri birbirine bu şekilde ters çeviriyorum. Bakın böyleydiler ya. İkisi de böyleydi. Birbirine ters çeviriyorum motifleri. Yani bu motifin yüzü bana bakıyor. Diğer arkadaki motifimin yüzü de arka tarafa bakıyor. Artık bundan sonra yine aynı şekilde geldim. Boşluk, ilk boşluğa arkadan dolanıp batıyorum. İpimi çıkardım. Bir kere kilitledim. Geldim hemen yan boşluğa, köşeye, tekrar köşeye değil, yan boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani motifimi aşağı doğru örüyorum şu anda. Hemen yan boşluk. Arkadan tığımı taktım. İpimi çektim. Bir kere kilitledim. Geliyorum hemen yan boşluğa 3 tane ikili trabzan. Aynı mantıkla bu şekildeyiz şu anda. Durumumuz bu. Şöyle sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda görüşelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna az kaldı. Böyle birlikte örelim istedim. Son yuvamın içine 3 tane ikili trabzan yaptım. Tutuyorum. Son boşluk. Tığımı geçirdim. İpimi çektim. Bir kere kilitledim. Tutuyorum. Köşenin 3 tane ikili kanadına örüyorum. 3 tane ikili trabzan. Şimdi artık işimi şu şekilde tutuyorum. Bakın arkadaşlar, bunu buraya bağlamamız gerekiyor ki yolumuza devam edeceğiz. Bakın. Görüyor musunuz buradaki bağlantı noktasını? Şu. Görünüyordur herhalde. Bu bağlantı noktasına bakın. Batıyorum. Battım. İpimi çektim. Bir de zincir çektim. Bakın. Şu konumdayız. Buradayız. Bunu bağladık artık. Bunu bağladık. Tığıma doluyorum. Buranın ikinci kanadı olan 3 tane ikili trabzanı örüyorum. 2. Geliyorum buradan. Artık yine ilk yuvadan başlayarak arkadan tığımı taktım. İpimi geçirdim. Bir kere kilitledim. Geliyorum buradan. Yan boşluktayım. Hemen motifimi örmeye başlıyorum. Karşılıklı. Yan arka motifin arkadan battım. İpimi çıkardım. Bir kere kilitledim. Geliyorum önden 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Boşluğun içerisine. Bu mantıkla bu şekilde şöyle göstereyim. Çok güzel bir şekilde bir birleşme oluyor. Sıra sonuna kadar böyle karşılıklı bunları birleştireceğim. Sıra sonuna kadar geleceğim. Orada görüşelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Arkadan kilitledim. İpimi alıyorum. Köşenin 3 tane ikili trabzanını örüyorum. Şöyle küçültelim. Yani bu şekildeyiz. Durumumuz bu. Yakınlaştırıyorum şimdi. 3 tane ikili trabzanımı yaptım ya. Burada geliyorum. Buradaki boşluğun içerisine, ikisinin birleşme noktasına batıyorum. İpimi çekiyorum. Çekiyorum. Bir kere, bir kere kilitliyorum. Bu durumdayım. Bağlantımı oluşturdum. Geliyorum buradan köşenin ikinci kanadı olan 3 tane ikili trabzanımı yapmaya. Artık buradan sıra sonuna kadar bütün gördüğüm boşlukların içerisine köşeye kadar 3 tane ikili trabzan yapacağım gördüğüm her boşluklara. Daha sonra da bir motif daha örelim. Ondan sonra birleştirmemizi bitirelim. Sıra sonuna kadar geleyim, sıra sonunda görüşelim. Köşeye kadar geldim. Köşede
3 tane kilit trabzan yaptırmayı bu şekilde bekliyorum. Çünkü bu sırayı 3. motifi ekledikten sonra yukarıdan dönüp geleceğiz arkadaşlar. Ne yapıyorduk burada hemen? Tığımızı doluyorduk. Yeni motifimizi elimizde alıyorduk köşesini. Motifin yüzü bana bakıyor. Bu da bana bakıyor. Bu köşeye bu şekilde 3 tane ikili trabzan yapacağım. Ve motiflerimi tersine döndüreceğim birbirini. İlk boşluktan itibaren arkadan batacağım. Bir zincir çekeceğim. Geleceğim hemen buradaki de ilk boşluğun içerisine. 3 tane ikili trabzan yapacağım. Anlattığım mantıkla aşağıya kadar motifimi birleştireceğim. Geliyorum. Buraya. 3 tane ikili trabzan. Arkadan tığımı taktım. İpimi çıkardım. Bir kere kilitledim. Geldim. Motifimi örmeye devam ediyorum. Karşılıklı bu şekilde birleştireceğiz. Şu an bulunduğumuz durum bu. Şu köşeye kadar gelelim. Buradaki püf noktasını tekrar görelim. Ondan sonra bitirelim. Evet arkadaşlar, neredeyse sıranın sonuna geldim. Şöyle göstereyim. Son artık. Arkada bir boşluğum var. Arkadan tığımı taktım. İpimi çektim. Bir kere zincir çektim ve kilitlemiş oldum. Geliyorum bu motifimin köşesine. Köşedeyim artık. 3 tane ikili trabzan. Şimdi bulunduğum durum bu. Ne yapıyorduk? Geliyorduk motifin. Şöyle göstereceğim. Buradaki bağlantı noktası, bakın. Bağlantı noktası. Batıyorum. İpimi çekiyorum. Bir kere de kilitliyorum. Şöyle de göstereyim. Yani şunu oluşturmuş oldum. Buraya bir bağlantı yaptım. Geliyorum burada. Tığıma doladım. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Çünkü ikinci kanadını yapmam gerekiyor. Daha sonra şimdi bu şekildeyiz. Şu şekildeyiz. Şöyleyiz. Geliyorum buradan, arkadan dolanıyorum. İpimi çektim. Bir zincir çektim, kilitledim. Geliyorum karşılığına olana. Hemen 3 tane ikili trabzan yapıp motifimi örmeye devam ediyorum. Aynı mantıkla sıra sonuna kadar bunu birleştireceğim. Sıra sonuna kadar geleyim, orada görüşelim. Son boşluğumda arkadan aldım bu şekilde bir zincirimi çektim. Geldim köşedeyim. Köşemin içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın şimdi artık burayı da birbirine bağlamam gerekiyor. Motifleri arka arkaya köşeme 3 tane ikili trabzan yaptım. Bu köşeye bu şekilde batıyorum. Bir zincir çıkartıyorum. Kilitliyorum, bir sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Artık bu noktadayım. Geliyorum buradan bütün boşluklarımın içerisine 3'er tane ikili trabzan yaparak yoluma bu şekilde devam ediyorum. Daha sonra normal köşemizi yapacağız ve motifimin üzerine kapatacağım. Aşağıda ne yaptıysak köşeye geldiğimizde 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı noktaya 3 tane daha ikili trabzan yapıp köşemi oluşturacağım. Sonra her gördüğüm boşluğun içerisinde 3'er tane ikili trabzan yapacağım. Buraya geldiğimde zaten ilk köşesi yapılmıştı. Bu köşeyi atlayacağım. Yani burasını yapacağım. Buraya geleceğim. 3 tane ikili trabzan yapacağım. 2 zincir çekeceğim. Geleceğim bu ortadaki pardon. Neyse, ben aslında böyle söylemek de olmuyor. Oraya kadar geleyim. Onu da size tekrar bir göstereyim de aklımızda bir şey kalmasın. Eksik dedik bir şey olmasın. Harika bir şekilde ip koparmadan devam ediyoruz yolumuza.